yapmışsınızda. Teşekkür ederiz alkışlarınız için. Efendim türkülerle duygu seline kapılmış bir uçtan bir uca savrulmaktayız. Önce Azerbaycan'dan bir türkü. Perşembe gününde çeşme başında ve ardından Kerkük'e geçerek Ayaz Hanım diyor sevgili Süleyman Şahin. Alkışlarınızla. Thank you.
Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz, bir ala göz halıma düştü. Kaşın oynattı gözümde güldü gülen ne kadası canıma düştü.
teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Ufak bir şey oldu ama bir unutkanlık oldu herhalde. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim hikaye özel gönlümden. Yıl 922. Kara bulutların İzmir'den başlayıp tüm yurdu sardığı zamanlar. Memleket yangın yeri. 7'den 70'e herkes karşı koymakta düşmana. İşte o vakitler Denizli'nin Yaren gömesinde bir Mehmet Efe yaşamış. Yüreği bir ateş, bileği fırtına. Balkan Harbi'nde şarapnel parçasıyla bir bacağı giden ama yüreği yanardağa dönüşen Mehmet Ağa. Gökçen Efe Yörükale'ye karşı koyarken düşmana evde oturmak yakışır mı Mehmet Efe'nin şanına diye kura kura yakalanmış büyük bir hastalığa. Yaz gününde 9 katlı yorganın altında zangır zangır titreyen bir Efe. Ta ki Mustafa Kemal Paşa güzel yurdumuzdan düşmanı sökene, denize göçene kadar. Sonra yeten halk denen büyük usta bir türkü yakmış bu hususta. Buyurun Mehmet Efe'nin türküsünü dinlemeye. Bendeniz Remziye Yanık söylüyor. Zobalarında Guruda Meşe yanıyor. Yöre Denizli.
Kaşlarla göze gönle zenginliğin düştüğü an, sevginin en somut hali. Tokat yöresine ait Mehmet Erenler'in derlediği güzel bir türkü. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Efem solistimiz Bekir Çetinkaya, alkışlarınızla. Kudretten çekilmiş
solistimize çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Neşat Ertaş'ın ilk bestesidir. Aptal Neşet bir gün bir düğüne çalmaya gider. Çalacağı yere geçerken bir odada hasta yatağında yatan bir genç ve başında bekleyen anasını görür. Neşet o gün çalar ama aklı hep o gençtedir. Akşam oturur, ilk bestesini yapar. Parmakları sazın üzerinde öyle acıyla gezinir. Ve o parmaklar ki sanki kalbimizin üzerinde gezinir. Kalp ayazda kalmıştır, çaresizdir, tir tir titriyordur. Mürüvvet Acun söylüyor, anam ağlar başucumda oturur. Alkışlarınızla.
teşekkür ederiz. Ve efendim büyük usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetini hala koruyor. Sırada yine Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinden biri var. O kadar güzel ki sözler, insan hüzünleniyor böyle hareketli bir havada bile. Al Yanak Allanıyor ve Bülent İşçimen karşınızda. Alkışlarınızla.
teşekkür ederiz. Efendim konserimiz birbirine bağlı iki ağıtla devam ediyor. Ağıtlar önce Elazığ'dan sonra Erzurum'dan yükseliyor. Hüseyinlik'te kardeşi Atiye Hanım'la birlikte yaşayan telgrafhane müdürü Akif Bey'in hazin hikayesi. Genç yaşta kalp kriziyle sonlanan yaşam, Lütfü'nün telgrafıyla Musul'daki kardeşe ulaşan acı haber. Kardeş acısı, dost acısı. İclal Önal, Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna diyor ve oradan Erzurum'a geçiyoruz. O kadar güzel bir tını ve anlamlı sözlere sahip ki parçanın hüznü hemencecik üzerimize siniveriyor. Ve bir anda türkünün atfedildiği Yemen'deki bir asker olup çıkıveriyorsunuz. Ağam öldüğüne inanamirem çığlığı yürekleri yakıp geçiyor. Çünkü herkes biliyor ki Yemen'e giden kolay kolay dönmüyor. Hasbi Kaplan mızıka çalındı. Düğün mü sandın diyor. Solistlerimiz alkışlarınızla karşınızda. Thank you.
Çok teşekkürler. Biliyorsunuz Yemen'e giden dönmedi. Bu alkış onlara az gelir. Bütün şehitlerimiz için alkış istiyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Efendim zaman su gibi akıp geçti. Konserimizin son sololarına geldik. Ve tekrar diyoruz ki biz türküleri söyledik. Türküler bizi. İki güzel ses, iki güzel yorum, iki güzel türkü. Önce Kadir Tatlı derdim çoktur hangisine yanayım diyor. Ve ardından Cengiz Gündüz Mevlam birçok dert vermiş. Solistlerimiz karşınızda. Efendim, 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 efendim.
Sağ olun, teşekkürler. Alkış çalan, elleriniz yüreğiniz dert görmesin, sağ olun. Evet, genel koordinatör ve basın sözcüsü Sayın Semir Bey'i sahneye davet ediyoruz efendim. Herkese iyi akşamlar. Salonu dolduran ve konser boyunca sanatçılarımızı alkışlayan sizleri görmek ve türküleri söyleyenleri özellikle eşlik ederek alkışlamanız gerçekten bizi çok mutlu etti. Çok ihtiyacımız vardı sizlerle birlikte olmaya ve sizlerin de türkü söyleyerek önümüzdeki günleri türkü söylemek üzere bütün insanları çağırmaya. Ama bizim tabii biliyorsunuz evde özellikle annelerimiz, babalarımız uzun süreden beri sahip olamadığı bazı imkansızlıklardan dolayı kapalı kaldığı
ve türküleri de birçok yerde dinleme fırsatı bulamadığı için türkülerin söylendiği yeri doldurmak lazım diyorum sevgili izleyiciler, kıymetli konuklar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin salonları açarak ilk defa sizlerle Türk halk müziği koroları eşliğinde birlikte olmak, önümüzdeki günlerde de bunları daha çok fazla talep ederek sadece büyük salonlarda değil, bulunduğunuz mahallelerde, ilçelerde, salonların olduğu her yerde öz ve öz müziğimiz olan Türk halk müziği ezgilerini, ağıtlarını, güzellemelerini, koçaklamalarını dinlemek lazım. Ve tabii ki bunların hepsini dinlemek için de sizlerin kuvvetli sanatçılarımızı alkışlamanız gerekiyor. Sevgili izleyiciler, ekran başında da bizi izlemekte olan Türk halk müziği dostları var, türkü dostları var. Özellikle Sun TV, İçel TV, bütün etkinlik boyunca yanınıza alamadığınız ulaşım sorunlarından dolayı buraya getiremediğimiz büyüklerimiz şu an sizleri ve sanatçılarımızı tabii ki dinliyorlar. Ama sadece iki kanal değil, bütün kanallarda, bütün radyolarda halk müziğimizi eskisinden daha fazla dinlemeye ihtiyacımız var. Bunun için de tabii ki el ele vermemiz gerekiyor. Seçilmişlerin, atanmışların, sanatçıların, medyanın, düşünürlerin, eğitimcilerin değerlerimize sahip çıkması, türkülerimizi yine tanıtarak onların tekrar kendileri tarafından benimsenmesi gerekiyor. Bu vesileyle emeği geçen Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve onun değerli başkanı Rüstem Kayatepe şu an aramızda. Onlar için, medya için, gazeteciler için bir alkış istiyorum. Ve tabii son zamanlarda çok şey değişiyor, ilimizde de değişiyor, değişmeye devam edecek. Ve Mart'ın sonu bahar, her zaman olduğu gibi türkülerin de güzellemeleri baharla birlikte coşkuyla söylenecek aylara giriyoruz artık. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere sizlerin arasında olmak her zaman onu mutlu eder ve sizlerle birlikte de birçok anlamda geziler yaptığında sizleri tek tek ziyaret ediyor. Önce onun selamını tabii ki iletmek bizim için çok anlamlı. Onun selamını aldık ve tabii ki size iletiyoruz. Ayrıca Mersin Kent Konseyi ev sahipliği yapıyor bize sevgili konuklar. Mersin Kent Konseyi ağacı, parkları, suları, ilçelerdeki imkansızlıkları imkana çeviren araştırmalarıyla önümüzdeki günlerde birçok projeyle birlikte yine sizlere bu hizmeti devam edecek. Onlara da teşekkür ediyorum. Mersin Kent Konseyi'nin başkanı Elif Ayferi Hanım var burada. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi bu programımızın, yani bu koromuzun bu etkinliğinden sonra kısaca size bilgi vermek istiyorum. Yarın bir ara veriyoruz. Yarın biraz dinlendirmek istiyoruz sizi. Hemen peş peşe sizlere türküleri, coşkuyu yaşatmak istemiyoruz. Uzun süre çünkü bunlardan uzak kaldık. Biraz alışmamız lazım, ısınmamız lazım. Perşembe günü bir daha sizleri bu salonlara bekliyoruz. Perşembe günü Yarenler Korosu huzurlarınızda olacak. Onlar için alkış istiyorum. Cuma günü, cumartesi günü, pazar günü biliyorsunuz sanat coşku demek, ruh demek ve sanatın bir boyutu yok, birçok boyutu var. Cuma günü, cumartesi ve pazar günleri salonları tiyatro çalışmaları yapan sanatçılarımıza, ekiplerimize ve bu çalışmayı yürüten gruplarımıza bırakıyoruz.
Pazar günü çocuklarımız için oyunlarımız var. Çocuk oyunları salonlarda sergileniyor. Çocuklarınızı alın, torunlarınızı alın, gelin. Onlarla birlikte izleyin. Cuma ve cumartesi akşamı da erişkinler için oyunlar var. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu kongre merkezinde fırsat buldukça bu oyunları izleyin diyorum. Bu konuşmayı neden böyle uzattım? Çünkü sanatın olduğu yerde devinim var. Devinimin olduğu yerde coşku var. Coşkunun olduğu yerde yaşama yeniden güneşin doğduğu gibi tekrar doğmak var. Ve bunun için de sanatı büyütmemiz lazım. Sevgili izleyiciler, şimdi bu değerli korumuzun değerli şefini özellikle buraya almak istiyorum. Elini sıkmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve sevgili sponsorlarımızı, Mersin Gazeteci Ticiler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Ve Ayferi Hanım'ı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Yoldan geldi, çok uzun bir yoldan geldi ama sizlerle birlikte olmak istedi. Onun için onu da sizin huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Şimdi sevgili şefimize bir plaketimiz var bu güzel hizmetinden dolayı. Ve yine Kaya Bey, Rüstem Kayatepe, Mersin Gazeteciler Cemiyeti ve tüm gazeteciler, radyocular, televizyoncular, muhabirler, yani bütün yerlere haberlerimizi ulaştırmaya çalışan, bütün haberleri alıp tekrar size ulaştırmaya çalışan medya adına ona teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yanımızda olacağından eminim. Ve şimdi çiçeği de Kaya Bey ve Ayferi Hanım'la birlikte yine tamam buyurun. Alkışlar koromuz, sanatçılarımız, polislerimiz ve sanatçılarımızın alkışları sizler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Biz de daha iyi eserlerle ve repertuarlarla önümüzdeki yıl beraber olmayı diliyoruz. Tabii, lütfen. Evet. Değerli türkü dostlarımız, burada bizlere destek veren Sayın Tepe Medya'mızın değerli sahibi Metin Bey herhalde. Metin Tepe Beyefendi'ye. Ayrıca tabii Semir Bolat'a, genel koordinatörümüz kendisi biliyorsunuz. Ayrıca basın sanat yönetmenimiz Hasan İkinci Bey'e ve Ayfer Hanım'a sağ olsunlar. Ayrıca bütün koro şeflerimize, koroda göre yapan bütün saz ve koris arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Türkülerle kalın, dostça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bu güzel şey için çok teşekkür ediyorum. Tabii genel sanat yönetmenimiz gelmiş burada. maskeyi takmış ya orada, onu göremedim. Genel sanat yönetmenimiz de çağırmadan olmaz aslında. Aslında diğer koro şefleri de buradaysa bilmiyorum ama onlar da gelin bir fotoğraf verelim. Ayferi Hanım, elinizde bir plaket var. Şeflerle birlikte kime vereceğinizi sürpriz mi bilemiyorum. Bugün çok kıymetli bir çalışmaya tanık olmaktan ben çok mutluyum. Türk halk müziği Anadolu demektir. Türk halk müziği ruh demektir, kültür demektir, ezgi demektir, birlik beraberlik demektir. Bugün burada şahane bir akşama tanık olmamızı sağladılar. Bundan sonraki süreçte de devam edecek birbirinden kıymetli konuklarla, bundan önce de oldu. Bu organizasyona değer veren, bizlerle buluşturan, bunun için çaba sarf eden Sayın Semih Polat için bu küçük takdir plaketimizi, çünkü yaptığı iş o kadar büyük ki biz bugün sadece onu minik bir anıyla anacağız. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine, hepimizin adına. Çok sağ olun. Rica ederim. Siz de alın. Tabii.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili konuklar, artık konserimiz bitti sayılır. Halaylarımız var efendim. Halayla birlikte bitecek. O zaman halayı ve halay içinde yerinizde değil, ayakta eşlik etmenizi bekliyoruz. Perşembe günü saat 19'da tekrar birlikte olmak dileğiyle turnalar Türk Halk Müziği Korosu'na teşekkür ediyoruz. Şefine teşekkür ediyoruz. Sazenlerine ve koristlerine tek tek teşekkür ediyoruz. Size ve bundan sonraki şu kısacık bölümde halaya eşlik eden sizlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Duvarsınız. Çok teşekkür ederiz. Ve biz de sayın şefimize teşekkürümüzü bir çiçek takdim ile sunmak istiyoruz. Zübeyde Atalay'ı hocamıza çiçek vermek üzere sahneye davet ediyorum. Evet, hocamıza çok teşekkür ederiz. Saz ekibimize, koristlerimize, solistlerimize çok teşekkür ederiz. İkinci korolar şenliğinde buluşmak üzere diyoruz. Ve şimdi halaylara geçiyoruz. Hep beraber hem oynuyoruz hem söylüyoruz. Eyvanda yatan oğlar, arasa vurdum testi ve karanfil deste gider. Yeah.
Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın. Ve biz bir de diyoruz ki turnalarda kalın. Herkese iyi akşamlar.